Herkese merhaba dostlar. Yine ben. Rainbow ile ilgili videolarımız devam ediyor. TTS'deyim. Rainbow Six Siege TTS'de. Önümde Operation Burn Horizon. Rainbow Six Siege'de 4. yılda gelecek olan sezondaki paneli görüyorsunuz. Bu panelde normal arka tarafta Gridlock ve Muzi'yi görüyorsunuz. Yine bizde de gelecek olan tahminimce 2 hafta sonra gelecek. 2 hafta sonra salı olacak diye düşünüyorum. Bununla ilgili elime bilgiler geçerse zaten söylemeye çalışacağım oyun içindeki videolarda. Casual olarak da Outbreak'i de burada göreceğiz demek oluyor. Oyuna dün bahsettiğim kadarıyla newcomer yani yeni gelenler için 1. seviyeden yani daha doğrusu 0. seviyeden 50. seviyeye kadar girebileceğiniz banka, konsül ve şale haritalarında oynayabileceksiniz. Casual'da toplamda 20 harita biliyorsunuz ki Bartlett hem Casual'dan hem de dereceliden rank modundan kaldırıldı. Yine 5v5. Rank'te bu sefer şöyle bir değişiklik yapıldı arkadaşlar. Normalde bu zamana kadar 20. seviyeye ulaştıktan sonra siz dereceli atabiliyordunuz. Artık bu 30. seviye olarak değiştirildi. Custom Game'de veya Institutions Terror Sound'larda herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ben bu videoda size Newcomers'la girdiğimizde sadece 0. seviye ve 50. seviyede direkt nasıl başlıyor bunu tanıtacağım. Ve akşam bir canlı yayınımız olacak yine YouTube üzerinden bu videoyu izledikten sonra tahminimce 9 civarı bir yayın açarım diye düşünüyorum. 1 saat yayınımız olacak. Hem Outback'in oynanışını falan göstereceğiz. Bu videodan sonra ayrıca size Muzi ve Gridlock'un ayrıntılarını ayrıca Outback'in de yarın bu akşam bu gece yetişebilir miyim bilmiyorum. Büyük ihtimal yarın gelir. Outback'in de bir rehberini hazırlayacağım. Yeterince gezdim diye düşünüyorum zaten. Her yerini öğrendim. Benim için yeterlidir artık. Önce size operatörlerden bahsedeyim. Yeni çıkanlar en azından bir eklentilerini falan görelim. Gerçekten çok güzel operatörler diye düşünüyorum. Gridlock ablamızla başlayalım. Sonra Newcomers'la bir tane oyun oynayacağız hep birlikte. Orayı da ben keseceğim zaten. Biraz şişmanca bir ablamız, iri yarı bir ablamız. Ama ben beğendim. Öncelikle biyografisinden bir bahsedelim. Nickname'i Gridlock. İsmi Tori Talio Fyros. 36 yaşındaymış. Ağustos 5 doğumlu. Yine Avustralya'da doğmuş. 1.77 ve 102 kilo. Maşallah var. SASR. Sasır. Artık nasıl okunursa. Görüyorsunuz Special Air Service Regiment diye geçiyor. Yani artık hava kuvvetleriymiş bu ablalarımız Avustralya'da. Şöyle baktığımız zaman da 3 tane armoru ve 1 hızlı. 3 zırhlı ve 1 hızlı olduğunu görüyorsunuz. Üniforma çeşitliliğine baktığımızda normal hali bu. Operation Burn Horizon'da da şöyle bir benekli benekli bir üniforma ve headgear gelecek. Yine headgear'da aynı şekilde gördüğünüz gibi Operation Burn Horizon bu şekilde bir tema seçmiş. Eklentilerine girecek olursak da ana silah olarak 2 tane silah bulunmakta. Bir tane Assault Rifle, bir tane de Light Machine Gun. Bildiğimiz ağır makinalı diyebiliriz. Light Machine Gun M249 SAW. Bu kapitan silahıyla hemen hemen aynı. Sadece ufak tefek eklentileri var. Bunun şöyle bir güzelliği var. Bundaki AKOK arkadaşlar dillere destan. Öyle böyle bir AKOK değil. AKOK yerine Scope diye adı geçilmiş. Yani bu silahta AKOK yerine Scope var. Ve diğer holo olarak baktığımız zaman herhangi bir farklılık göremiyorum diğerlerinde. Diğerleri aynı. Holo sadece rengi siyah çevrilmiş gibi görünüyor. Böyle bir güzellik var. Ama Scope efsane olmuş diyebilirim. Şöyle bir baktığımız zaman silah Scope bence gerçekten muhteşem olmuş diyebilirim. Harika da görünüyor. Şöyle baktığımız zaman tam orta kısma gelecek şekilde. Namlu altı olarak sadece vertical kullanabiliyorsunuz. Barrel olarak susturucu var mı? Susturucu koymamışlar. Flash hider ve kompansatör koymuşlar. Bu oynadığınız şekle göre, skillinize göre bunu istediğinizi takabilirsiniz. Büyük ihtimal herkes bunda sprey atacaktır diye düşünüyorum. Lazeri ister kullanırsınız ister kullanmazsınız. Bu da size kalmış. Diğer silahımız F90. Şekil olarak baktığınız zaman F90 AUG'u andırıyor. Hatta son çıkan kaydın AUG A3'ü bayağı andırıyor. İsim olarak F90 getirmişler. Fire rate 750. Sıktığımda kullandığımda bana gerçekten güzel bir hissiyat verdi açıkçası.
Kaid'in silahından biraz daha hızlı gibi geldi bana. Pardon. Hatta Kaid'in silahına bakalım. Hız olarak hangisi daha hızlı? Bu 700. AUK A3 görüyorsunuz tip olarak neredeyse aynı. Gridlock'un silahı da F90 740 birazcık daha hızlı. Ama birazcık daha sanki bana derli topluymuş gibi geliyor. Bundaki özelliklere baktığınız zaman da normal AKOK var. Yine holo aynı şekilde. Holo'ların rengi tahminimce evet hepsinde değiştirilmiş gibi görünüyor. Diğerlerinde de kontrol ederiz. Hatta şu an takayım ben AKOK'u. Gerçekten hiç tepmiyor bu silah. Bunda da bir kompansatör takalım. Susturucu da kullanabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Susturucu gerçekten çok iyi. Vertical grip takıyorsunuz. Lazerde takıp taklamak size kalmış. Ben bazı silahları lazerli, sadece 3-5 tanesini lazersiz kullanıyorum. Lazer gerçekten hipfire için çok iyi. Secondary'lerine gelince Mozide de Gridlock'ta da 2 tane Super Shorty denen bir shotgun bulunmaktadır. Yanlarında STP 9mm'lik bir tane tabancamız var. 47 hasarlı. Mobility'si normal tabancalara göre 50'den 45'e düşürmüş. Biraz daha kötü diyebiliriz bu tabancayı. Shotgun'la kullanmak daha iyi olacaktır. Bu shotgun'ı kullanırken doldur boşalt da kullanabilirsiniz. Mermiyi namlu ağzına alır almaz ateş edebiliyorsunuz. O yüzden shotgun çok işe yarar diye düşünüyorum. Ayrıca rotasyon açmak için de shotgun işi yapacaktır. Toplam mermisi de bayağı var diyebiliyorum. Yani 30 küsür mermisi olması lazım. Mozi'ye gelecek olursak da bu özelliklerini daha sonra söyleyeceğim. Mozi'ye gelecek olursak da iki tane yine silah bulmakta. Biri Komando 9. Bu Komando 9 M4 A1'e çok benziyor ama fark ettiyseniz hem namlu tarafı hem de şuradaki şarjörü bu silahın tamamıyla animasyonları çok farklı. Mermi değiştirmesinden tüm mermi değiştirme animasyonunun her şeyi çok farklı. Hasarı 36 ve defansa gelen ikinci assault rifle arkadaşlar bu. Jaeger'daki silahtan sonra 416C'den sonra defansa gelen ikinci assault rifle. Bir tane de submachine gun'ımız var. Submachine gun'da gerçekten çok güzel olmuş. 26 hasarı var ve 950 fire rate'li muhteşem bir silah diyebiliriz. Bunda da farklı bir olay göreceğiz. Buradaki defansta sadece Mozi'ye özgü farklı bir holografik bir dürbün var. Bunu oyun içerisinde size göstereceğim. Barellerde de extended barrelden suppress'e kadar her şey aynı. 950 fire rate için kompansatör takabilirsiniz ileride. Bunun dışında griplerde angle grip de başlayabilirsiniz. Vertical grip ile. Ben angle grip ile bir tepmesine bakacağım. Angle grip kullanmayı tavsiye ediyorum. Sizlere de eğer tepmeyi kontrol edebileceğinizi düşünüyorsanız. Diğer silahta da bu silahın tepmesi neredeyse hiç yok diyebilirim. Silah tepmesini zaten size göstereceğim ama daha önce test ettiğim kadarıyla silahın tepmesi gerçekten yok denecek kadar az. Grip olarak da yine angle grip'i kullanmayı düşünüyorum arkadaşlar. Onun dışında gadgetlerini de söylemeyi unuttum. Mozi'de bir tane nitro cell yani C4 diyebilirsin. Nitro cell ve barbed wire tel. Gridlock'ta ise şöyle hemen göstereyim. Gridlock'ta ise smoke ve breath charge. Smoke olması tabii ki iyi çünkü şöyle göstereyim size. Track Stingers diye geçiyor. Track Stingers arkadaşlar bir çeşit bir alet atıyorsunuz, alet kutusu atıyorsunuz ve bunlardan yere aynı bir nevi nasıl diyebilirim. Legion'ın tuzakları gibi düşünün. Sürekli canınız gidiyor üzerinde kaldığınız üzere. Ya onları vurmanız lazım ya da basmamanız lazım. Impact'la falan kırabiliyorsunuz zaten bunları açıklayacağım. Ki videoda da göstereceğim başka videoda, bir sonraki videoda. Onun dışında Mozi'nin özelliği de, Mozi'nin özelliği arkadaşlar Pest Launcher denen bir tane ok atabiliyorsunuz. Okun içinden ufak bir örümcek benzeri bir şey çıkıyor ve karşının bütün dronlarını kontrol edebilir ve bu dronları istediğiniz şekilde yönlendirebiliyorsunuz. Mozi abimizin de ismine baktığımız zaman Max Goose diye 35 yaşında iki arkadaşlar zaten Gridlock ablamızla. Bu da Avustralyalı 1.62 boyunda ufak bir abimiz 57 kilogram hızlı bir operatör zaten. Şöyle baktığımız zaman da 2 armor ve 2 speed, 2 hızlı ve 2 zırhlı operatör olduğunu görüyorsunuz. Bunlar operatörler için ana bilmeniz gereken şeyler. Son olarak da bir Newcomers'a hep beraber girelim. Newcomers'ta neler oluyor görelim. Ondan sonra da
size Mozi ve Gridlock'un bilmeniz gereken tüm ayrıntılarını göstermeye çalışırım kısa bir videoda.